kolon yani kalın bağırsak kanseri en sık görülen üçüncü kanserdir. Hem erkek hem de kadınlar arasında kansere bağlı ölüm nedenleri arasındaysa üçüncü sırada gelmektedir. Ancak erken evrelerinde tanık konulup tedaviye başlandığında tedavisi olanaklı kanserler arasındadır. Erken evrede tanı konulup tedaviye alınmış olanlar arasında 5 yıllık sağ kalım oranı %90'dır. Bazı olgularda düzenli tarama alınması olası prekanseroz oluşumların ortaya çıkmasını sağlamakta ve böylelikle de daha baştan kanser oluşumu önlenmektedir. Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Serdar Turhal kolon kanseri hakkında şu bilgileri verdi. Kolon bağırsağın yaklaşık 1,5-2 metresini oluşturan tüp şeklinde bir organdır. Kolon ve rektum kalın bağırsağın tamamını oluştururlar. Rektum ise bağırsağın son kısmını oluşturan ve dışkının depolandığı kısa bir alandır. İnce bağırsaktan gelen sindirilmiş besinler kolona gelerek kalan gıdalar da orada sindirilir. Atılacak olan kısmı rektuma gelir ve atılması için burada bekler. Kolon kanseri ise kolondaki hücrelerde başlayarak bazen polipleşmeye dönüşür. Erken tanıda yayılım göstermeden saptanmışsa tedavi edilebilir bir durumlu olmakla birlikte Erken tanı konulmayan durumlarda önce kolon duvarlarında yayılım gösteren bir hastalıktır. Kolon içi yayılım tamamlandıktan sonra metastaz denilen farklı organ ve dokulara yayılma durumu gerçekleşebilir. Kolon kanseri özellikle lenf bez ve damarlar aracılığıyla akciğer, karaciğer gibi hayati organlara ilerleyebilir. Profesör Doktor Serdar Turhal kolon kanserinden korunmak için alınabilecek 7 önlemi anlatarak şu uyarılarda bulundu. 1. Kalın bağırsak kanserinden korunmak için öncelikle en basit olarak beslenme düzenine dikkat etmek gereklidir. Lifli besinler bağırsak sistemi için sağlıklıdır. Diyette bu tarz lif içeriği yüksek beslenmek faydalıdır. 2. Aşırı yağlı, baharatlı gibi besinler bağırsakları yorarlar. Bundan dolayı bu besinleri sıklıkla tüketmemek faydalı olur. 3. Kalsiyum ve D vitamininin yeteri kadar alınması önemlidir. 4. Fazla kilo da risk faktörü olabileceği için kişinin yaşına uygun egzersizle kilo vermesi gerekir. 5. 50 yaşından itibaren risk altında olan hastaların düzenli tarama testlerine katılması erken tanı için önemlidir. 6. Eğer kişide ailede bir kolon kanseri geçmişi varsa bu konuda daha özenle davranması beklenir. Mümkünse bu kişilerde dışkı düzeninin rutin takip edilmesi istenir. 7. Kolon kanseri belirtilerinden bazılarına rast gelinirse kişinin bir sağlık kuruluşuna muayene için başvurması gerekir. Peki kolon kanserinin belirtileri nelerdir? Kolon kanserinde sıklıkla dışkılama alışkanlığında farklılaşma durumu yaşanır belirti verdiği için birçok kanser türünden daha kolay fark edilme olasılığı bulunur. Belirtiler dışkılama ile ilgili olsa da kolon uzun bir organ olduğu için vücudun sağ tarafında kalan kısmıyla sol tarafında kalan kısmında olan tutulma farklı belirtiler verebilir. Kolon yapı olarak sol kısımda daha da daralır. Bu da dışkının daha da ince olması, dışkılarken kanama, düzenin değişmesi ve benzeri durumlar oluşturabilir. Sağ taraf ise nispeten daha geniş olduğu için belirtiler daha geç ortaya çıkar ve erken tanı daha zorlaşır. Ancak genel anlamda ortak belirtiler şöyledir: Dışkılama yapılsa dahi bağırsak tam boşalmamış hissedilmesi, dışkılama düzeninin bozulması, ishal, kabızlık gibi, kanama veya dışkıda kan görülmesi, dışkılama yaparken ağrı hissedilmesi, dışkıda şeffaf bir salgı görülmesi, karın ağrısı ve şişlik. Bu belirtiler hem erken zamanda görülür hem de hasta tarafından fark edilmesi kolaydır. Bu belirtilerin sonrasında dolaylı olarak kilo kaybı, kan değerlerinde düşme ve kansızlık, karında kitle oluşması, ilerleyen durumlarda bağırsak tıkınabileceği için ağrı hissinin artması gibi belirtiler de gözlenir. Erken tanı için hastanın dışkılama düzeninin farkında olması ve kendi normalini takip etmesi gerekmektedir kolon kanseri neden olur. Sıklıkla kolon kanseri diğer kanser türlerinde olduğu gibi genetik faktör kanserin oluşmasında önemli bir nedendir. Ailede kolon kanseri ile ilgili bir geçmiş varsa bundan kaynaklı risk artmaktadır. Bununla birlikte yaş faktörü de etkilidir. Özellikle 50 ila 60 yaşlarındaki erkeklerde daha çok tutulum gözlenmiştir. Kişinin bağırsağında önce iyi huylu olarak oluşan polipler bazı durumlarda kansere dönüşebilir. Polipler bağırsak içerisinde oluşan minik çıkıntılardır. Bu çıkıntılar eğer fark edilmişse takip etmekte yarar vardır. Genlerde bulunan bazı değişmeler sonucu da bu kansere yakalanma riskinin arttığı bilinmektedir. Bazı durumlarda hastanın altta yatan kronik bağırsak hastalığı bulunur. İnflamatuar bağırsak hastalığı, ülseratif kolit gibi hastalıklar kolon iç yüzeyini etkilediği için bazı durumlarda kolon kanserini tetikleyici olarak davranabilir. Sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi hayat tarzı da kolon kanseri nedenleri arasında sayılabilir. Peki kolon kanserinin evreleri nelerdir? Kolon kanseri evreleri kesin sınırlarla ayrılmamakla birlikte yapılacak tedaviyi belirlemek adına yaklaşık 5 evreye ayrılır. Bu evrelerde belirtiler farklılık gösterir ve ne derecede yayıldığı hakkında bilgi verir. Evre 1 kolon kanserinin en erken evresidir. Erken teşhis edilen bu evrede çıkan polipler alınarak ve takip edilerek hastalık atlatılır. Bu evrede kemoterapi ve benzeri kanser tedavisi gerekmez. Evre 2 Bu evrede kolon tutulumu görülmüştür. Kolonun bir kısmı alınması gerekebilir. Lenf dokularıyla yayılım olabileceği için bazı hallerde bunlar da alınabilir. Evre 3 Kolonun dışında da yayılım olduğu bir evredir. Ancak hala uzak dokularda yayılım gözükmez. Bu evrede fark edilen durumlarda kolonun büyük kısmı ve lenf bezleri alınır. Kemoterapi yüksek nüks riski olan hastalara önerilir. Evre 4. Kolon kanserinin 3. evresinde kanser lenf bezlerine yayılmıştır. Yayılma bu evrede hızlıdır. Yayılan dokular cerrahi operasyonla alınır ve kemoterapi uygulaması yapılır. Evre 5. Kanserin son evresinde uzaktaki doku ve organlarda da yayılım görülür ve hastanın durumu ağırlaşır. Cerrahi operasyon genellikle tercih edilmez. Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler denenebilir. Bu tedaviler sonrasında kanserli hücrelerde küçülme beklenir. İstenen düzeyde küçülme durumu olursa ve hastanın operasyonu kaldıracağına karar verilirse operasyon kararı alınabilir. Kolon kanserinin 5 evresini anlattıktan sonra şimdi de bağırsak kanserinin tanısının nasıl konulduğuna gelelim kanser tanısında çoğunlukla klonoskopi gibi endoskopik yöntemler daha çok kullanılmaktadır. Teşhis olarak diğer yöntemlere kıyasla daha kolaydır. Klonoskopi sırasında eğer oluşmuşsa polipler dalınabileceği için bir anlamda da tedavi olanağı oluşur. Hastadan çoğunlukla dışkı örneği istenir ve gerekli incelemeler dışkı üzerinde de yapılır. Endoskopi sırasında alınan parçalar patolojik olarak incelenir. Bazı durumlarda bilgisayarda tomografi de istenebilir. MR, PET gibi tetkikler de bu sırada istenebilir. Kolon kanserinin tedavisi nasıl olur? Kolon kanserinde tedavi protokolü genellikle hastanın yaşam süresini ve kalitesini artırmaya yöneliktir. Kanser oluşturma potansiyeli olan polipler genellikle ilk zaman klonoskobi ile alınır. Cerrahi tedavi ilk evreler için zorunludur. Tümörlü kısımlar çıkartılır. Kanser genellikle lenf ve damar üzerinden metastaz yapmışsa daha çok kemoterapi gibi tedavilerle tümörün küçülmesi beklenir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte kalın bağırsak kanserinde yaşam süresi artmış ve hastaların tedavi şansı yükselmiştir. Yaşam kalitesini artırmak için kullanılacak bazı tedavi yöntemleri şunlardır. İnvaziv cerrahi yöntemi Koloktemi denilen kolonun belli bir kısmının kesilerek çıkarılması işlemine verilen attır. Genellikle işe yarayan radikal bir tedavidir. Torbaya dışkılama Hastanın kolonunun son bölümü alındığında genellikle bu uygulama tercih edilir. Bazen de operasyon sonrası bağırsağın beklenen işlevlerini yerine getirmesi adına geçici bir süre ince bağırsak karın bağırsak bölgesini açılarak buradan dışkılanma sağlanır. Anüse yakın bir yerde ise hasta bir torbaya dışkılama yapar. Kalın bağırsak kanserinde sadece kalın bağırsaktaki tümörü çıkarmak yeterli gelmeyebilir. Kanserin yayıldığı alanlarda doku ve organlarında kısmen de olsa alınması gerekebilir. Bunun sebebi genellikle sadece kanserli dokular dahil alınsa kalan dokularda hastalık tekrar nüksedebilir. Bunun önlemini almak ileriye dönük oluşabilecek durumları önleyebilir.